Evet, merhabalar arkadaşlar. Tedavisi devam eden köpeklerin bölmelerini yapıyoruz. Bugün 1 Ocak 2021. Buraların kale budurlarını düşüyoruz. Evet, bu bölmeler nasıl bir bölme onu göstereyim öncelikle. Şu an tabii temizlediğimiz için giremiyoruz. Her bölmenin içinde birer kalorifer peteği var, ısıtma sistemi var. Bunlar tedavisi devam eden canların bölmeleri olacak. Kapıların altında, büyük kapının altında küçük bir delik var. Orası da kapatılacak. Evet, burası arkadaşlar ileride böyle devam edecek. 56 tane bölme olacak burada. Şimdi kaldırım taşını döşedik. Yalnız taş yetmedi. Burada kaldı. Bunlar çıkma taş tabii ki. Tekrar bulabilirsek devam edeceğiz. Ve bu tarafa doğru da döşenecek kaldırım taşı. Kedilerin yerine doğru da döşenecek. Barınağın bu kısmı tedavisi devam eden canlara ait. Şöyle göstereyim. Buraya yetmedi tabii ki. Şu duvardan itibaren bu taraf tümüyle tedavisi devam eden canlara ait. Bu taraf ise tedavisi biten köpeklerimize ait. Barınak 6,5 dönüm üzerinde kurulu. 3,5 dönümü sırf bu canlara ait. Sabahtan beri çok yağmur yağıyordu. Evet, canlar hiçbir şekilde ıslanmıyorlar. Özgürce koşup oynayabiliyorlar bu şekilde. Yine aynı şekilde diğer bölmelerde de durum aynı. Şu şöyle. Değerli dostlar, bir yandan barınak inşaatı devam ediyor. Bir yandan da tabii tedaviler devam ediyor. Arkadaşlar, bu canlar için desteklerinizi bekliyoruz. Bakın, ciddi anlamda zor durumdayız. Şimdi ekranda göstereceğim dernek hesap bilgilerini. Yani 100 liramız var. 100 TL sadece. 100 TL ile bu kadar iş nasıl yapılacak? İnanın bilmiyorum. Bu konuda biraz daha imkanı olan dostlardan biraz daha duyarlılık bekliyoruz arkadaşlar. Bir de işini en iyi şekilde yapmaya çalışan derneklerden biriyiz. Barınak gizli kapaklı bir yerde de değil. Resmi olarak bizden istenen yasal barınaklarda, resmi barınaklarda olması gereken bölmeleri yapıyoruz. Burası barınağımızın kapısı arkadaşlar. Her iki tarafta tedavisi devam biten canlar barınıyorlar. Bunlar daha önceden bizim tedaviye alıp da sahiplendiremediğimiz canlar. Tokat'tan aldığımız sol gözüne çubuk batan köpek. Yavruydu bizim aldığımızda. Şu an kocaman oldu. Yine aynı şekilde bunların da geniş alanları ve yuvaları var. Evet, üç bacaklı canlar. Özgürce koşup oynayabiliyorlar. Burası 1,5 dönüm arkadaşlar. Sonra 600 metrekare, 400 metrekare, 450, 100, 100, 100 diye devam ediyor bu şekilde. Evet, bunlar hep bizim daha önceden tedavi alıp da tedavilerini yaptırdığımız, ancak sahiplendiremediğimiz canlar. Değerli arkadaşlar, hem bu canları güven içerisinde pırıl pırıl bir ortamda barındırmak, hem tedavilere devam etmek, hem barınak inşaatına devam etmek inanın çok zor. Yani bir de tekrar ediyorum, bir de dernek hesabında sadece 100 liramız var. 100 lira. 100 lirayla ne yapılabilir? Bir paket mama etmiyor yani. Nasıl devam edeceğiz arkadaşlar, böyle bilmiyorum. Bakın, dernek deyince insanlar sanıyor ki işte çok kişi yardım ediyor. Biz çalışıyoruz arkadaşlar. Üstüm başımın haline bakın. Şöyle göstereyim. Evet, şu halimize bakın. Yani yılın ilk günü de bayram demeden, seyran demeden, tatil demeden 365 gün burada çalışıyoruz. Ya, derneklere de öyle çok destek gelmiyor. Destek gelmiş olursa arkadaşlar işçi tutarız. İşçiler, 5-6 tane işçi burayı tümüyle bitirir. Ama gelmiyor arkadaşlar o kadar. Ve biz çalışmak zorunda kalıyoruz. Malzemeye dahi destek bulamıyoruz. Yani bizim sadece istediğimiz malzeme, malzemesini el birliğiyle alalım ve biz yapalım istiyoruz. Ama maalesef malzemeye dahi destek bulamıyoruz. Burası da kedilerimizin yeri. Kedilerin yerinde de yine ısıtıcı sistemi var. Oldukça büyük bir bölme. Tabi buraların daha sıvası yapılacak, boyası yapılacak, badanası yapılacak. Çok iş var daha arkadaşlar.
Bakın badana yapılması lazım. İnşaat halindeyken tabii ki ne kadar badana yaparsanız yapın mutlaka bir şeyler çıkıyor. Boruların olduğu yerden de. Yine bu canlılar burada barınıyorlar ve bu kocaman bir alanda özgürce koşup oynayabiliyorlar. Gel 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 Tosunum benim, gel gel gel, şu güzelliğe bakar mısınız? Bunlar hep daha önceden bizim alıp, bu yeni geldi, alıp da tedavisini yaptırdığımız ancak sahiplendiremediğimiz canlar. Şuna bakar mısınız? Bunlar perişan durumdalardı. Şimdi kocaman bir kedi oldu. Puma gibi. Gel gel Tosun. Değerli arkadaşlar, bir de bu barınak günde 3 kere temizleniyor. Bakın bunların da yine giderleri var. Buralar yıkandığı zaman, daha henüz fayansı da yapılacak buranın, kalebodur da yapılacak. Tedavisi biten kısım şuradan başlıyor böyle. Şöyle dışarıdan göstereyim. Şöyle. Şu alanın tümü tedavisi biten kedilerimize ait. Buralara daha sonra iki bölme daha yapılacak. Çok büyük bir alan ortaya çıkmış olacak. Arkadaşlar, bir de yakın bir zamanda resmi barınaklarda olması gereken yapıyı yapacağız. Bizden istenen tedavi odası, veteriner hekim odası, ameliyathane, kan tahlil odası, röntgen odası gibi yapılar yapılacak. Ama nasıl yapılacak? Yani taş bitti, taş alacak durum bile yok şu an. 100 liraya ne alınabilir? 100 TL var ya. Gerçekten de hani bu bizim ya takdir edersiniz ki hani bunu ya ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. İçinde ısıtıcı sistemli, üstelik alttan ısıtma sistemi olan bölmeler var. Tedavi bölmeleri bunlar. Tedavisi olan can, tedavisi bittikten sonra buradan hemen duvarın arkasındaki tedavisi biten kısma geçecek. Bu tarafa. Daha buralarda toplanacak. Kum bu kadar var. Şu kadar sıva kumu var. Arkadaşlar, biraz daha lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.